Merhabalar, ben Ilgın Atila. İGAM'ın mülteci bilgilendirme ve destekleme noktasında psikososyal destek biriminde çalışıyorum. Bugün özellikle son zamanlarda yaşadıklarımız yüzünden artabileceği için stres faktörü üzerinde konuşmak istiyorum. Sizin de bizimle iletişime geçmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz başka konular varsa İGAM'ın telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Salam, mən Ilgın Atilla hastam. Dər baxşı rəvanşinəsi İctimai Mərkəz Etlat və Püştüvaniyə az panahəndəqan İqam kar meykınam. Və xatır təcrübəyə əxiri ki daşdım, imruz meyxaham dər mərdə amil istres və ya fişar rəvani sohbət bəkınam. Əgər şما səvalat digəri həm daşdə başıd ki meyxahid dər mərdə an bəpürsid və ya sohbət kənid, meytəvanid az şماره telefonu İqam bə ma bətəmas şəvəyin. İlk olarak stres nedir ve neden hissediyoruz sorusuyla başlayabiliriz. Genellikle negatif duygular hissetmemize sebep olan stres aslında insanın gelişimi için çok önemli bir noktadadır. Çünkü stres duygusu zarar göreceğimiz veya elimizde olan bir şeyleri kaybedebileceğimiz durumlarda ortaya çıkmaktadır. بیایید اول از این سوال شروع کنیم که استرس چیست و چرا حس می کنیم. این استرس که اغلب باعث احساسات منفی می شود در واقع برای رشد انسان یک عامل بسیار مهم است. زیرا احساس استرس در مواقعی که آسیب می بینیم و یا چیزی که داریم را از دست می دهیم ظهور می کند. İlk çağlardan itibaren insanlar stres duygusu hissettiklerinde savunma mekanizmalarını devreye soktukları için koruyucu bir tarafı vardır. Ancak özellikle modern toplumlarda doğrudan doğada karşılaşabileceğimiz fiziksel tehlikelerle karşılaşmadığımız için stresin koruyucu işlevi ortadan kalkmaya başlamıştır. Hatta gündelik aktivitelerimizi negatif yönde etkileyen engelleyici bir tarafı oluşmuştur. Stres aslında karar verme mekanizmalarımızı hızlandırmamızı sağlayan bir ateşleyici görevi görmektedir. Ancak modern yaşantımızda çok hızlı karar vermemizi gerektiren konularla çok fazla karşılaşmıyoruz. Bu yüzden paylaşım işleminin bir kısmını kaybetmiştir diyebiliriz. در زمانهای سابق انسانها وقتی دچار استرس می شدن سیستم دفاعیشان فعال شده باعث حفاظت آنها می شد. با این حال به ویژه در جامعه مدرن از اینکه با خطرات طبیعی مستقیما روبرو نمی شویم خواص محافظتی استرس شروع به از بین رفتن کرده است، حتی باعث گذاشتن تاثیر منفی بر فعالیت های روزمره ما شده است. در واقع استرس به عنوان یک عامل در سریع شدن مکانیزم تصمیم گیری ما کار می کند، ولی در زندگی مدرن ما با موضوعاتی که نیاز به گرفتن تصمیم سریع داشته باشیم زیاد روبرو نمی شویم. بنابراین می توان گفت که برخی از عملکرد مفید خود را از دست داده است. Stres duygusu hareketlerimizi hızlandırdığı gibi aynı zamanda düşüncelerimizin, düşünce akışımızın da hızlanmasına sebep olacaktır. Ancak hızlı düşünmek her durumda sağlıklı sonuçlar doğurmaz. Düşünce akışımızı hızlandırdığımız zaman gözden kaçırdığımız noktalar olması çok normaldir. Aynı zamanda düşüncelerimizin geçerliğinden de kuşku duyabiliriz. Objektif olmasından kuşku duyabiliriz. Çünkü düşüncenin sağlıklı temellere oturması için bir süre geçmesi gerekmektedir. Belli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu sebeple stres hissettiğimiz anlarda herhangi bir konuda verdiğimiz kararlarda her zaman ve hatta sıklıkla sağlıklı olmayacaktır diyebiliriz. همانطوری که اقدامات ما را تسریع می کند افکار و جریان فکر ما را نیز تسریع می کند، ولی سریع فکر کردن در همه شرایط نتیجه سالمی ندارد. وقتی جریان فکر خود را تسریع می کنیم داشتن نکاتی که از آن غافل باشیم امر طبیعی است. همچنین ممکن است در صحت افکار خود و از بی‌طرف بودن آن شک کنیم. لازم است مدت زمانی بگذرد تا افکار ما بر بنیاد سالم استوار شود. مطالعات خاصی باید انجام شود. بنابراین می توان گفت اکثر اوقات تصمیمی که در هنگام استرس گرفته اید سالم نخواهد بود. Stres anlarında fiziksel olarak kendimize zarar vermemiz de mümkündür. Stresin sürekli olarak bize potansiyel tehlikelere karşı uyanık olmamız için uyardığını söylemiştik. Bu uyanıklık hali vücutta sürekli uyanık halde olmak hırpalayıcı bir tarafı olabilir. Bu sebeple stresli dönemlerde fiziksel olarak aşırı yorgunluk hissetmemiz de mümkündür. در هنگام استرس ممکن است از لحاظ فیزیکی به خود آسیب برسانیم. گفتیم که استرس دائما ما را در برابر خطرات احتمالی بیدار نگه می دارد. این حالت بیداری مدام در بدن می تواند طرف اذیت کننده ای داشته باشد. بنابراین ممکن است در دوران استرس از لحاظ فیزیکی احساس خستگی داشته باشیم.
Stres bizi genellikle kötü etkilese de işlerini tamamen kaybetmiş değildir. Özellikle ani hareket edilmesi gereken durumlarda, düşük oranlarda stres hissettiğimiz zaman başarı oranının bir miktar arttığını söyleyebiliriz. Buna basit bir örnek, öğrencilerin sınav öncesinde hafif stres duydukları zaman da sınavda daha başarılı olmaları olarak verilebilir. Ancak bugün üzerine daha çok konuştuğumuz stres türü yüksek olan ve bizi kötü yönde etkileyendir. گرچه سطح استرس اغلب تاثیر منفی دارد اما عملکرد خود را به طور کامل از دست نداده است پس می توان گفت احساس استرس به اندازه کم مخصوصا در شرایطی که اقدام ناگهانی لازم است باعث بالا رفتن میزان موفقیت ما می شود به طور مثال می توان گفت وقت شاگردان قبل از امتحان استرس کمی داشته باشند در امتحان بیشتر موفق می شوند اما نوع استرسی که ما امروز در مورد آن صحبت کردیم استرس زیاد است که بر ما تاثیر بدی میگذارد Özellikle son birkaç aydır tüm insanlığın mücadele ettiği salgın durumu stres seviyemizi doğal olarak arttırıyor. Yalnızca sağlık ile ilgili kaygılar değil, çalışamama, evi geçindirememe veya aile bireyleriyle sürekli bir arada bulundurmak da stresimizi arttırmakta. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi bu sağlıklı bir stres türü değil. بخصوص در چند ماه گذشته شرایط پاندمی که تمام بشریت با آن مجادله می کند به طور طبیعی سطح استرس ما را افزایش می دهد نه تنها نگرانی های سلامتی عدم توانایی کار عدم حمایت از خانه و یا بودن مدام در یک محیط و یا مدام بودن در عین محیط با اعضای خانواده نیز باعث افزایش استرستان می شود ولی قسمی که قبلا هم بحث کردم این یک نوع سالم استرس نیست Stresimizi azaltmak için bazı yöntemlere başvurmamız mümkün. Bunlardan ilki nefes egzersizi yapmak. Birkaç sefer ciğerlerimizi tam olarak doldurarak ve bir süre boşaltmayarak yaptığımız nefes egzersizleri kalp ritmimizi de yavaşlatacaktır. O an düşüncelerimizi de yavaşlatacaktır ve stres seviyemiz düşecektir. Daha sağlıklı kararlar vermemiz mümkündür. Bunu nasıl yapabiliriz? Şeklinde olabilir. استفاده از برخی روش ها برای کاهش استرستان امکان پذیر است. مورد اول تمرین تنفسی است. تمرینات تنفسی که با پر کردن شش ها از هوا و تخلیه نکردن آنها برای مدتی انجام می دهیم باعث آهسته شدن ریتم قلب ما کاهش افکار ما در آن لحظه می شود. سطح استرس ما پایین می آید می توانیم سالم تر تصمیم بگیریم. Aynı zamanda fiziksel hareket de stresimizi azaltmak için kullanılabilir. Stres esas olarak tehlikeden kaçmamızı sağlamayı hedefleyen bir duygu olduğu için vücutta fiziksel enerji birikmesine sebep olur. Yarım saatlik bir yürüyüş yapmak mesela bu enerji yapmamıza yardımcı olabilir. در عین حال می توان از حرکات فیزیکی در کاهش استرس استفاده کنیم از آنجا که استرس عمدتا احساسی است که کمک می کند از خطر فرار کنیم باعث تجمع انرژی فیزیکی در بدن می شود مثلا نیم ساعت پیاده روی به ما کمک می کند تا این انرژی را آزاد کنیم Stres hissettiğimiz konularla ilgili olarak konuşmak stres seviyemizin azalmasına da yardımcı olacaktır. Bu konuşmalar herhangi bir çözüm sağlamasa da, bir çözüm ulaştırmasa da birilerinin görüşünü alabilmek veya içimize dökebilmek stres seviyemizin azalmasına yine sebep olacaktır. Eğer çevrenizde bu konularla ilgili konuşabileceğiniz biri yoksa veya konuşmayı tercih etmiyorsanız İGAM'ın telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz konuşmak için. صحبت کردن در مواردی که استرس می کنیم به کاهش سطح استرس ما کمک می کند. حتی اگر این گفتگو هیچ راه حلی ارائه نکند نظر دیگران را گرفتن و یا قلب خود را خالی کردن باز هم باعث کاهش استرس ما می گردد. اگر در اطرافتان کسی نباشد که بتوانید درباره این موضوعات صحبت کنید و یا نمی خواهید صحبت کنید می توانید برای صحبت کردن از شماره تلفن ایگان با ما تماس بگیرید.